Selamlar, ben Rumet Şahin. Hepiniz yeni bir Revit dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde bütün duvarlarımızı, kapılarımızı, pencerelerimizi çizmiştik. Döşememizi ekleyip ve korkulukları eklemiştik. Bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Derse başlamadan önce şunu hatırlatmak isterim. Yakın kampüs kanalında da artık katıl butonu aktif. Siz de bu uzun Revit yolculuğumuzu faydalı bulduysanız katıl butonu ile bize destek olabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. 3 boyuta gidip kaldığımız son aşamayı görmek istiyorum. Alt katta duvarlarımız var. Pencerelerimiz, kapılarımız, döşememiz, her şeyimiz girildi. Üst katta da keza öyle. Üst kattakinin de hemen üstünü örtüp yapıyı kabaca tamamlayalım. Bunun için Level 3'e geldim. Level 3'ü nasıl eklediğimizi hatırlatmak gerekirse görünüşe gidip bu görünüş çizgilerini görüp Architecture üst başlığından Level komutunu çalıştırıp benim tercihim Pick Line'ı seçip bir offset değeri girmekti. Offset değerini örneğin 4 metre yazarsam gelip bu çizginin üzerine tıklayıp yukarı doğru offsetleyebilirim ve böylece yeni bir kat eklemiş olurum. Level 3'te de bu duvarların hepsini görüyorum çünkü bunların da demek ki duvar yükseklik ayarları yapılmadı. Her şeyi seçtim. Filtreye girip sadece duvarlar kalsın dedim. Ve sadece duvarlar varken Top Constraint'ini bir üst kat olarak belirledim. Tekrar Level 3'e gidiyorum ve her şeyin artık Underlay'de gözüktüğünü, silüet olarak gözüktüğünü görmüş oldum. Floor komutunu çalıştırıyorum. Pick line seçiliyken gelip üst kattaki sınırları işaretliyorum. Ve onayladım. Daha sonra Architecture üst başlığından Wall komutunu çalıştırdım. Ve 20'lik duvar seçiliyken Top Constraint değeri Unconnected ve Unconnected Height değeri 90 santim olan, yani bir parapet çizeceğim. Pick Line seçtim. Yalnız Pick Line'ı seçip burayı işaretlersem olmayacaktır. Çünkü bunun birkaç sebebi var. Şu an benim Base Offset değerimin 130 santimden başlamış olması bunun etkilerinden biri. Bunu sıfıra indiriyorum. Tekrar tıkladığımda yine olmadığını görüyorum. Çünkü parapetin yarısının dışarıda kaldığını görüyorum. Ama ben duvarın tutma noktasını, Location Line'ını değiştirirsem eğer, Interior ya da Exterior yaparsam bu sıkıntı giderilecektir. Bakın, interior seçiliyken içeri doğru aktarıyorum. Ve 3 boyuta gidip bakıyorum. Döşemem tamam. Üstü de örtüldü. Tekrar kat planlarına dönüyorum. Geriye buradaki DVG'yi de gizliyorum. Geriye tefişlerimi yerleştirmem kaldı ve mekan isimlerini, ölçülendirmelerini yapmam kaldı. Hemen geliyorum ikinci kata. İkinci kattan başlayacağım. Bu tefişleri size de vereceğim. Gelip hemen tefişlerimi yerleştiriyorum. Move komutunu çalıştırdım. Yatağın bir taşıma noktasını seçip gelip buraya bırakıyorum. Klavyenin ok tuşlarıyla ya da yine Move komutuyla istediğim gibi yerleştirebilirdim bunu. DVG'mi tekrar aktif hale getiriyorum. Reset dedim. Yerlerini tam göreyim diye. Klavye nok tuşlarıyla rahat yetiştiremediğimi, yerleştiremediğimi görüp hemen Move komutuyla yerleştirdim. Bu odadaki elemanları da hemen yerleştiriyorum. Bu dolapların üstüne Annotate üst başlığından Detail Line ile çarpı atabilirim, atmayabilirim. Burada tercih size kalmış. Bunu aynı zamanda Pick Line ile de seçebilirim tabii ki de. Tekrar DVG'yi izliyorum. Eksik kalan yerleri görmek için. Buradaki banyo eksik kaldı.
Birinci kata geçiyorum. Buradaki teftişleri de hemen yerleştiriyorum. Sizle de paylaşacağım bunların hepsini. Split element'te buraları kesik attım. Bu aradaki duvarı sildim. Ve AL kısa yoluyla align komutunu çalıştırıp ya da modify üst başlığından align'e gelerek buraya kadar gelsin bu dedim ve duvar geldi. Aynı şekilde buraya kadar gelsin bu dedim ve duvarım gelmiş oldu. Merdivenimi yerleştireceğim, ölçülerimi vereceğim. Hemen geldim architecture üst başlığına, stair komutunu çalıştırıyorum. Bir üst kata, bakın base level'ı level 1. Top level'da level 2 yazıyor. Yani birinci kattan ikinci kata çıkacak. Basamak sayısı 18, basışı 30 olarak değiştiriyorum. Ve bir doğrultu belirliyorum sadece. Basışı 30 yaptığımda sonuna kadar gitti. Benim merdiven için ayırdığım alanın neredeyse tamamına geldi. O yüzden bunu tekrar 25'e düşürüyorum ben. Ve geldim buradan başlayan, buraya kadar giden kol genişliği 1 metre ya da 90 santim olan bir merdiven. Move'la iyice yerleştiriyorum. Onayladım. Ve merdivenim çıktı. Şu up yazısını seçip show down text'e, show up text'i kaldırıyorum. İkinci kata gittim. İkinci katta da bunu görüyorum. Burada da bunu seçip show down text'i ve show up text'i değiştiriyorum. DVG'yi seçip izliyorum aynı zamanda. Şimdi yapmam gereken şey buradaki floor'u, döşemeyi merdivene göre ayarlamak. O yüzden hepsini seçtim ya da rastgele bir yeri seçtim. Filtreye girip sadece floor kalsın, döşeme kalsın dedim. Edit Boundary'e giriyorum. Ve merdivenin üstü boş kalacak şekilde ayarlıyorum burayı. Korkulunun üstünü kapatıyorum. Onayladım. 3 boyuta gidip bakacağım bir. Şu üst döşemeyi seçip gizliyorum. Merdiveni daha iyi görebilmek için. DVG'yi de seçip gizliyorum. Evet, merdivenim yerleşmiş, herhangi bir sıkıntı yok. Üst kata da çıkıyor ama burası ve burası tehlikeli olduğu için ya korkulukla ya bir duvarla kapatmam gerekiyor. Ben duvarla kapatacağım burayı. Hemen tekrar level 2'ye döndüm. Architecture üst başlığından wall komutunu çalıştırıyorum. İnce duvarımı aldım. Top constraint'lerini yine üçüncü kata kadar dedim. Ve gelip çiziyorum. Burada kapının kenarlarına denk geldi. Bu kapıya bakıyorum. Edit Type'a girdim. Ve 90'lık duvar bir kapı olduğunu görüyorum. Bunu hemen 80'lik olsun deyip kapıyı biraz küçülteceğim. Tekrar 3 boyuta gidip baktığımda buranın artık daha güvenli olduğunu görüyorum. Tekrar planlara dönüyorum. Merdiveni de yerleştirdim. Mekan isimlerini atıyorum. Room tag'e girdim. Architecture üst başlığından room komutunu çalıştırıyorum. Sizde eğer böyle olmazsa room'u seçip edit type'a gelip show room number'ı kapatıp show array'e gösterip ve edit family'e gelip room name ile bunun arasındaki mesafeyi daha iyi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra Load into Project deyip çalıştığınız dosyayı seçip ekleyebilirsiniz. Ben hepsine room atıyorum. Bir mahal ismi, mekan ismi veriyorum ve metrekareyi de göstermek istiyorum. Şimdi burada giriş kısmı var.
mutfak var ve salon kısmı var. Bütün bunların hepsini ayrı ayrı göstermek istiyor olabiliriz. O yüzden şöyle yapıyoruz. Hatırlıyorsanız architektür baştan room separatörle bölmek istediğim yeri ben bölüyorum. Bir separatör ekleyerek. Ve artık böylece burası ve burası ayrı ayrı mekanlar olmuş oldu. Oturma alanı diyorum. Mekan isimlerini de verdik. Enotelius başlığından Elanita gelip hatırlıyorsanız burada duvarın tüm ölçüsünü vermek için peak kısmından bağımsız referansı ile entire wall tüm duvar olsun dedik. Options'a geldik ve width seçiliyken duvar kalınlıklarını da vermek istiyorsak intersecting wall da aktif olmalı tabii ki de. Okey dedim ve bu şekilde ölçülendirmemi yapabiliyordum. Ben buradaki çubukların bu kadar uzamasına rahatsızım. Bunu seçtim. Edit Type'a geldim. Buradan Witness Line Control, Gap to Element seçiliyken bunu Fix to Dimension Line olarak değiştirdim. Okey dedim. Tekrar Align'a geldim. Ve devam ediyorum. Burada çok birbirine girdi. O yüzden buradakini seçip, silip, Align'a gelip, Options'tan buradan Intersecting Ball'u kaldırıyorum. Bunları seçip biraz daha dışarı alırsam daha iyi olur. Bir de genel ölçü vermek istiyorsam bu sefer bağımsız referansa geçip burayı ve burayı veriyorum. Üç kanaldan verirsek her zaman daha iyi olur. Bir de buradan buraya binanın tüm boyunu gösteriyorum. Devam ediyorum ölçülendirmeye. Tekrar Align'a geldim. Entire Wall seçiliyken. Burada iki ayrı duvar olduğunu görüyorum. Bunu seçip sildim. Bunu bununla devam etsin. Dedim ki tek duvar olursa ölçülendirmede daha rahat ederim diye.
Belki mimari proje için bu kadar ölçü vermek fazla ama en azından uygulama projesi için neler yapabileceğimizin bir fikri olur diye yapıyorum açıkçası. Ölçülendirmemizi de yaptık. Son olarak şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Ben ölçülü ve ölçüsüz iki ayrı plan göstermek istiyorsam bakın level 1'e geldim. Sağ tıkladım. Duplicate view dedim ve buradan duplicate deyip bu planın aynısının kopyasını oluşturdum. Burada ölçüsüz bir planım var. Burada ölçülü mekanizmların yazılı olduğu bir planım var. Peki buraya mekanizmların tekrar mı yazacağız? Hayır, architecture baştan tek room'a gelip etiket atadığımız, mahal atadığımız yerleri tekrar tag atayıp etiket atayıp görebiliriz. Ve böylece hem ölçülerin karmaşasından kurtarabiliriz hem de ölçü gerekli olduğu için ölçülü bir şekilde vermiş oluruz. İki ayrı şekilde de verebiliriz. Bu derste bahsedeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basın lütfen. Bu videoyu ve diğer videoları faydalı buluyorsanız katıl butonu ile bize destek olabilirsiniz. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Yakın Kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.